Şehidimizin değerli ailesi, sayın başkanlarım, mesai arkadaşlarım, sevgili Turumtaşlılar, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevli itfaiye teşkilatımızın kahraman evladı Orçun Yaşar'ı görev yaparken şehit verdik. Aziz hatırasını ilelebet yaşatmak ve bölgeye hizmet etmek amacıyla ismini verdiğimiz itfaiye istasyonumuzu bugün hizmete açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İtfaiye teşkilatımızı güçlendirmek ve alanında çağdaş başkentler seviyesine ulaştırmak için göreve geldiğimiz ilk günden beri çalışıyoruz. Bu doğrultuda çok büyük eksikleri olan itfaiye araç filomuzu %80 oranında yükselttik. Biliyorsunuz tek köprü kulesi aracı dahil 93 modelde de Sayın Murat Karayalçın döneminden kalmıştı. Biz bir tane daha aldık. İki adet ise organize sanayi bölgeleriyle işbirliği yaparak filomuza kattık. Ayrıca toplamda 125 yeni aracı filomuza kattık. Bizim geldiğimizde personelimiz maalesef çok azalmıştı. Bir kısmı başka kurumlara geçmiş ve yaş ortalaması 50 civarındaydı. Bununla birlikte liyakat esaslı personel politikamız doğrultusunda sadece itfaiye bölümü mezunu gençlerimizden 544 aracımızı itfaiye teşkilatımıza kazandırdık. Böylece yaş ortalamasını düşürürken deneyimli ekibimize genç arkadaşlarımızla dahil etmiş olduk. Göreve geldiğimizde birçok yerde istasyon eksikliği vardı. 5 istasyonumuzu yeniledik. Hizmete bugün açacağımız ve şehitlerimizin ismini verdiğimiz iki yeni istasyonumuzla birlikte başkentimizde istasyon sayımızı 48'e çıkarmış oluyoruz. Bunun yanı sıra 5 yeni istasyonumuzla bu yıl içerisinde projeleri yapıldı, ihaleye çıkıp yapımına başlanacak ve sayımızı 53'e çıkarmayı planlıyoruz. Yine büyükşehir yasasıyla birlikte beldelerin birçoğundan itfaiyeler geri çekildi. Beldelerde itfaiye olmayınca beldelere bağlı eski köylerde yangın olduğu zaman itfaiyenin haber alıp oraya gidinceye kadar zaten tamamen yanmış oluyordu. Bu nedenle Türkiye'de belki de bir ilk 546 adet tankeri kırsal mahallelere dağıttık ve eğitimlerini verdik. Bir yangın anında insan canının en değerli olduğu ve saniyelerin saatlere dönüştüğü o anda İtfaiye olay yerine gidene kadar o tankerle müdahale edebilmesini istedik. Bilindiği gibi dünyada iklim değişiklikleri ülkemizde etkiliyor. Ankara İtfaiyesi olarak ülkemizde meydana gelen depremler, seller, orman yangınları ve benzer doğal afetlerin hepsinde Ankara Büyükşehir Belediyesi görev aldı. Sadece başkentimize yaraları sarmadı, ülkemizdeki yaralara da merhem olmaya çalıştı. Bu amaçla İtfaiye teşkilatımızı her daim güçlendiriyor. Arama kurtarma teknik ekiplerimizi de modern teknolojiyle donatıyoruz. Bizim anlayışımıza göre gerçek belediyecilik budur. Beton, plastik değil, proje yapıyorum diyerek çok projelere para ayırmak değildir. İtfaiye teşkilatının bu kadar eksiği varken ilk olarak o eksiklikleri tamamlamaktır. Zor anlarında insanların yanında olmaktır. İnsan sağlığını ve canını her şeyden önce düşünmek ve projeleri buna göre uygulamaktır. İşte gerçek belediyecilik budur. Bu vesileyle şehidimizin ailesini de seslenmek istiyorum. Sizin evladınız bizim evladımızdır. Tüm itfaiye teşkilatı da sizin evladınızdır. Bizler de sizinle artık aynı aileyiz. Şehidimizle sizleri de asla unutmayacağız. Allah bir daha böyle acıları itfaiye teşkilatımıza yaşatmasın. Tüm itfaiyecilerimize kazasız belasız günler diliyorum. Bu vesileyle Ramazan ayınızı yeniden tebrik ediyorum. Yeni itfaiye istasyonumuzun başkentimize hayırlı olmasını diliyor. Az ihtiyaç duyulmasını temenni eder. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.